Arkadaşlar yeni videodan merhabalar. Bu Big Olive turnuvası final maçından bir maç bir de ranked olarak koyacağım. Bu maçı sonradan seslendiriyoruz. Zaten analiz maçı olarak yapıyoruz bunu. Final son maçı bu. Burada durumlar 2'ye 1. Bir maç öncesinde Shaori jungle geçmişti. Uzatmalara gittik diyebiliriz. Jungle'da biraz Alien, Shaori, Asmo biraz sıkıntı yaşadı. Sonraki maça geçtik. Bakalım neler yapabilmişiz, neyi eksik yapmışız, neyi fazla yapmışız. Hep birlikte inceleyelim. Blue buff aldık bizimkiler. Rakip Blue'yu zorlamış. Hemen gidiyorum destek amaçlı. Fakat yetişemedim. Hemen Akdeniz. Belki Red zorlayabiliriz derken ben zaten Red'i zorlayın demişim çarpını kullandığı için. Ses gelmiyor ama oradan. Dur bakayım. Aynen. Çarp süresini bekliyor. Deneyebiliriz yine de sıkıntı yok. Güzel, Diggy'den first blood düştü. Sonrasında da Alice'e hızlıca bir combo yapmışız burada. WQ'yla temiz bir kill olmuş. İki tane kılıç. Üçüncü de beni sabitlemeyi koyarsa öleceğim için direkt çıktım ben. Bu arada böyle seviyor musunuz? Final maçlarından koyuyorum, yarı finalden koydum, çeyrekten koydum. Hepsinden birer maç koydum. Turnuva var bir tane daha, Luna Cup. Ondan da koyarım sanırım. Onun maçları şu an finale kadar yayında değil ama benim yayın saatime denk gelirse maçlar yayında olmaya çalışıyorum. Kapatmıyorum, yayında falan oynuyorum. Eğer denk gelirseniz buyurun gelin. Bakın. Gelavde yayında yapıyorum. Hemen şöyle alalım Blue'yu. Burada hatırlıyorum. Burada hatırlıyorum. Ben buff'a çarpa kıyamadım. En son attım. Ama yine de geç oldu. Ben biraz spell çok fazla saklıyorum. Kıyamadığım için kaptırdım direkt. Bu yüzden de Turtle gitmiş sanırım. Aynen. Çarpımı keşke hiç atmasaydım. En azından Turtle'ı alırdım. Burada bir tık şey yapmışım. Pintilik yapmışım çarp konusunda. Çarpım diyorum. Bloom çıkana kadar safe olarak farm atarsam hiçbir problem kalmaz. Zaten takım olarak iyi bir durumdayız. Çok fazla etkileyecek bir şey değil bizim. Üzerimde buff olmadığı için çok da fazla şey yapmıyorum. Rabia doğru. Ulti combo yapmaya çalışmıyorum. Zaten kahramanın enerjisi kendine biraz zor yetiyor. Bunun bakın bana göre Fenin'in enerjisi sınırsızsa enerjisi azalmıyorsa bu kahramana biraz haksızlık oluyor. Buna da buff getirmeleri gerekiyor. Enerji buff'u getirmeleri gerekiyor. Abi Fenin'in enerjisi nasıl gitmiyorsa bunun da gitmesin. Çok zor gitsin. Bunun enerjisi mesela hemen bitiyor. Öyle bir şey yapabilirler bence diye düşünüyorum. Bir ara şey vardı, enerji yenileme botları gelecek oyuna diyorlardı. Ama gelmedi.
Toplu bir fight atabiliriz. Fakat sonuçta çıkmayabilir. Kule altında kalırlarsa. Hatta burada turtle bile yapabilirmişiz. Acaba yaptık mı bilmiyorum. Hızlıca bir turtle başlangıcı. Sonrasında duruma göre bir şeyler yapılabilirmiş. Başlamışız. Hatta hepsi öbür tarafa gitmiş. Güzel, bizim için temiz bir turtle buff olmuş. Esmeralda'yı kaybettik ama turtle aldık. Okey bence. Rabi'ye dönelim. Aynen. Güzel bir combo ile onu da kesebiliriz derken. Slash'ını kullandı hemen zaten. Bizimkiler orayı zorlasın. Ben de bütün buff'ları döneyim. Kahramanın gücünü şöyle güzel bir şey bir açalım, yerine getirelim. İlk önce Blue'dan başlayacağım. Ben Blue'yu alıp götürmesinler. Link'te Blue buff daha önemli. Açıkçası ben Red buff'tan daha çok öncelik veriyorum her zaman Blue buff'a. Sebebi ise daha çok hoşuma gidiyor Blue buff'un verdiği özellikler. O yüzden benim için dediğim gibi Blue buff yani mavi ile alakası olmayan bir kahraman bile olsa, mesela Granger. Ya benim için Blue daha önemli, Red önemli değil. Benim oyun tarzıma Red fark etmiyor ama Blue fark ediyor. Bu arada videolarımı ve içeriklerimi beğeniyorsanız like atabilirsiniz, abone olabilirsiniz, yorum yapabilirsiniz. Bu şekilde bana destek olabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, cansınız. Hemen de midi temizlemeye gitmişim. Her gün saat 8'de de Telavi'de yayındayım. Yayına da beklerim. Gelin yani, vakit geçiriyoruz. Одиночество – синоним великолепия. Ваша команда уничтожила башню. Финальной миссии не существует. И я! Я верну то, что... файтамак чин. Sonuç güzel, çok iyi kafa atmış burada. Güzel. Bu fight kazanmışız. Turtle buff'u bizden biri mi aldı? Ben almadım lan. Mert almış. Turtle'ın nasıl saniye sayıyor diyorum. Güzel. Beatrix'i kessek 10 numara olurmuş ama yetmemiş alan. Buradan sonra yapacak tek şey, herkes farmını yerine koyacak. Daha sonrasında da Lord'la beraber maçı bitireceğiz. Ekran fotoğrafları için durduruluyor. Hemen keseyim burayı. Tamamdır, kestik. Tekrardan devam ediyoruz. Alice burada ölür sanırım. Hatta çarpla kestim galiba. Aynen. Neyse, öyle biraz troll çakmış orada. Güzel. Lord'u hemen alırız. Sanırım Lord'la beraber bu maç bitmiştir diye tahmin ediyorum. Pek uzayacak maça benzemiyor. Çünkü bütün kule avantajı alınmış. Daha sonrasında bütün fightlar kazanılıyor. İçeride de doğru bir şekilde giriş yaparsak bitireceğimizi düşünüyorum. Lord'a bağlı açıkçası. Lord zamanı birinin ölmemesi gerekiyor. İçeri güzel bir şekilde 3 taraftan giriş yapabilirsek bitebilecek bir maç. Одного смертельного удара более чем достаточно. Burayı temizleriz sanırım. Lige öldü de.
CC'de kaldım, Alice CC'sinde. Devamı gelir mi bizim takımdan? Bence gelir. Clint orayı harcar. Güzel. Benim ölmemin pek bir farkı olmadı şu an. Direkt Lord da yapabilirler. 12 Lord'unu da bekleyebiliriz. Kaç yaptığımızı hatırlamıyorum. Normal kuleleri bile açarlar şu an açıkçası. Atlantis kargısı. Bu arada kahraman önerilerinizi yazabilirsiniz. Eğer böyle ne alacağımı bilmediğim zaman olursa yorumlardan bakıyorum. Ne oynasam, ne etsem falan filan diye. Alacağım garanti değil ama yine de yazarsanız yorumlara baktığımda sizin yorumunuzu görüp istediğiniz kahramanı oynamış olabilirim. O yüzden yani yazabilirsiniz. Güzel, temiz bir lord olmuş. Hatta burada çok açıldıkları için Bane bile düşmüş. Üzerine buradan maç biter zaten. Bayağı vurdum ama sonuç çıkmadı burada. Lord'la beraber bitecek diye düşünüyorum açıkçası. 3 kişi ölüler, bizden bir ölü var. Ama Clint damage'i ve Valentine ultisi burada önemli bir faktör. Bunlarla beraber de biter zaten. Blue buff alayım. Baze'in içinde fightladığımızda maç bitecektir. %85 fightlamışızdır, ben eminim. Herkes bir toparlanıp gelsin. Bitirici fight atarız. Lord uzamaz bile maç. Bizimki biraz arada kalmış. Ölecek burada Valentin kesin. Burada damage yok. Biraz damage lazım derken Clint tam vaktinde geldi. Daha sonrasında zaten hepsini keseriz. Güzel 2. Hatta Bane bile ölür. Kaçamaz 3. Digi flashladı Bane. Onu da keserdik. Bu şekilde final maçımızın son maçı böyle. Hepsini teker teker koyup yorumlamak istemedim. İzlediğiniz, desteklediğiniz için teşekkür ederim. Turnuvayı da kazandık zaten. Big Olive turnuvasıydı bu. Diğer turnuvayı da atarım öyle, ne yaptığımızı ne ettiğimizi merak etmeyin diye. Bu şekilde normal diğer maça geçmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Arkadaşlar selamlar. Bu sefer Paquito Jungle oynuyorum. Paquito Jungle normalde pek tercih etmem ama alacak jungle bulamadım. Son saniye geldi. Dedim Paquito oynayayım bari. O yüzden, yoksa hep aynı kahramanları atmak istemiyorum ben de ama hem seviyorsunuz Paquito'yu. Dünya şampiyonasında da bayağı ilgi görünmüştü kahraman. O yüzden Paquito atmaktan zarar gelmez diye düşünüyorum açıkçası. Bunda bir problem yoktur umarım. Sizler ne düşünüyorsunuz? Yazabilirsiniz. Hemen Akdeniz'e doğru gidelim. Akdeniz'i kaybetmek istemiyorum. Kahramanın tüm avantajı early'de. Güzel, temiz bir şekilde aldık. Daha sonrasında alt ormana dönmeye gideceğim fakat...
kafadan headshot yedi bizim Lumox. Bu maç rahat oynayabileceğimiz bir maç. Rakipte Selena var, Ghost'un var. Daha sonrasında Link var. Bu kahramanlara karşı Pekito rahat oynanıyor. Ama Tigreal da var. Şimdi Tigreal bize flash'ını full saklarsa oyun içerisindeki aktifliğimiz biraz düşebilir. O yüzden dikkatli ve yerinde oynamamız gerekiyor diyebilirim. Elimde biraz ısınık açıkçası kahramanı. Bir maç oynamıştım turnuvada. Oradan biraz ısınıklığım var. Güzel. Burada Link'i keseriz sanırım. Bizim çocuk düştü ama yapacak bir şey yok. Güzel. Selena yine saldıracak mı? Bizimkini yine düşür. Ay hiç gülesim yoktu. Burada Tig'i keseriz derken kafama stun yedim. Pench hazır değil. Başlamayalım Turtle'a. Ormanları dönelim. Daha sonrasında Blue'yu Mulu'yu alırız. Sonra yolumuza bakarız. Unutuyorum. Şu ormanın can yenilemeyi bozmadığını bazen unutuyorum. Aldıktan sonra basıyorum. Can yenilemeyi de pek kullanan birisi değilim açıkçası. Unutuyorum onu yine de. Oynarız bu arada. Geldim. Geldim. Çarpı ölür o. Red de var ya üzerimde. Güzel, 2-0, temiz. Yalnız bütün killerin bende birikmesini bir tık sevmedim. Çünkü diğerleri geride biraz. Geldim oraya. Çarpım hazır değil, sadece şov amaçlı oradayım. Güzel. Red'i aldıktan sonra tekrar fightlamaya döneceğim. Bizimkiler zorluyor. İki ormanı, şu iki ormanı alacak vakit daha var. Ghost'un full combo. Geldim. Ghost'un fokuslayalım. Bir düştü. Tig'e döneceğim. İkiyi düşürdük. Çok fazla itledim burada. Güzel. Çip kalkanlı çıkmayı başardım. Link'i biraz peşleyeceğim. Kahramanın hasarına alışık olmadığını düşünüyorum. Güzel. Evet. Kahramanın hasarına alışık değilmiş. Çaldı pusmuş bana. İyi bir durumdayım. Direkt teklerim zaten. Can fark etmiyor. Komboyu yedirmek önemli. Biraz riske girdim. Fakat riske değdi biraz da. Güzel oldu. Rakip jungle'a farm farkını açmış olduk bayağı. CLF Clint. Lan Clint bile meta oldu ya. Ama en güçlü Goldwing Popol. Beatrix de oynadım. Durumu iyi değil yani. Biraz eşek işi olmuş. O kahraman tek atmıyor ya. Uğraşacağım kasma masma. Bilmiyorum, bana biraz şey geldi. Gereksiz geldi. Ben Beatrix'i şu an beğenmiyorum açıkçası. Hemen burayı alayım. Dakikada 5 oldu. Minyonları temizleyeceğim. Orada ne var? Lunox günah keçisi gibi. Herkes Lunox'u kesiyor. Tigreal Focus yedik. Arkaya full komboyu deneyelim. Tamam. Burayı da temizledik. Güzel. 2-2. Farkındaysanız bütün killer bende. Bu biraz sıkıntı. Maçı kazanmak istiyorsak sadece bana bakmamalı. Ben bir ölürüm abi. Bütün işimiz biter. Turtle fight atabiliriz bu arada şimdi. Tam turtle'lık bir hava var.
İlk önce bir Tig'i hasarlayayım. Güzel. Çeyrek can gitti herhalde ondan. Link tapta bu arada. Güzel. Temiz bir turtle oldu. Benim canımı sıkan şey takımda sadece benim önde olmam. Herkes iyi durumda olsa güzel olacaktı. Rakipte 9 kill var. Bizde 8 var. 8'ini de ben aldım. Biraz sıkıntı. Clint'i bir tur düşürmeye çalışacağım. Clint hiç düşmedi. Hem Brody'nin oyunu rahatlasın. Yalnız Brody gelmedi. Dolandı arkadan baya. Gerek yoktu dolanmasına. İlk önce kuleyi bir düşürsen ben onu arkalayacağım. Güzel. At burada farmını keyfine bak sen. Bu sefer de Vought düştü. Biraz sıkıntı. Selena'yı full kombolayalım bakalım. Tamam. Aa bu kötü oldu. Hop. Güzel. Bizimkileri düşürüyorlar bu arada. Sıkıntı. Biraz sıkıntı. Orada Tyrael'dan kaçma sebebim satın aldığım bottan alakalı. Biraz CC sürelerini kısaltıyor. O yüzden kaçabildim. Bu Herit bir oran attı. 1800 maç Zilong'u var. 80 oranı var. İlk defa görüyorum o kadar Zilong oynayıp iyi orana sahip biri. Çek kanka. Arkaya geçmeye çalışacağım da geçemedim. Ha güzel. Ne? 10 kill bende abi. Çok kötü oldu. Ben de durmuyorum. Alıyorum. Salsam mı? Ne yapsam bundan sonra? Garanti olsun diye direkt atlıyorum. Baksana salacak durum yok. Hepsi atlıyor üstüme kesiyorum. Bizi Lord kurtarır. Bir Lord'u yapalım. Ondan sonra içeri girmeye çalışalım. Bu gidişatla ben öldüğümde bizim takım bok gibi dökülecek. Bütün killer bende. Hepsi ölüyor bir de fight'ta. Güzel ama bu maç. Bayağı öndeyim. Hoşuma gitti bu da. Hemen temizleyelim. Almayacağım. Lord buradan geliyor. O küçüğün gold'unu alayım. Blue'ya döneyim. Güzel blue buff'ı da aldık şimdi. Fightlamaya hazırız. Problem doğru bir yerde girmemiz gerekiyor. Aa bizimkiler ben olmadan kill almışlar. Bu süper oldu. Şimdi ben de buradan arkalarım. İkisi de geliyor. Oh full CC kombosu. Güzel. Kostun kaçamazsın sen. Kostun yazık. Tige de gireceğim. O bu kötü oldu ama. Abi sıfır canlı yaptığıma bak. Çok iyi. Hadi bitirelim. Bitiremesek bile ana botu niye açmadınız lan? Neyse bota gideyim.
Güzel, burayı düşürdük. Şu iskoleyi 15-0 oynuyorum lan. Ghost'un tapta yakalayabilir miyim? Görüşünü aldım da. Acaba orada mı şu anda? Güzel, bizimkiler açıldı lan. Artık yapıyorlar. O zaman satma sırası bende. Satma sırası bende, artık taşıyın. Hep böyle olunca tam başlıyor satışlar. Güzel. Keseriz sanırım. Lord'u yapalım. Lord'la beraber de maçı bitirelim. Keyfimize bakalım. Olur mu dostlar? Çarp yok ama gelin alırız biz bunu. Link enerjisi biter buraya gelen. Aa, hepsi base'de. Alamayız. Tamam, Link geldi. O beni zıp... Aa, Bedlock'a bak. Selena stun'ına kafa attım. Güzel. Helal. Tamam, takım idare ediyor. Takım helal. Şaşırtıyorsunuz. Tekin flash'ı yok. Lord yapacaklar şimdi. Lord yaparlarsa maçı kazanırlar. Bir ben öndeyim. Evet, beklenen anın. Anan. Konuşamadım. Anan. Sesim gitti, o kadar değişik bir an ki. Hadi lan. Nasıl aldı onu? CC attı sanırım Brebi'ye. Güzel güzel güzel. Kazanacağız. Güzel. Harika. Şimdi Lord'la beraber gireceğiz. Eksiğimiz var ama hallederiz diye düşünüyorum. Şurada birini bulur muyum? Aa, Selena. Güzel, Selena'yı kestik. Ghost'un full kombosunu yedi. Kötü oldu ya. Orada onu kesip daha sonrasında çıksam Ghost'un da keserdim. Ghost'un skill'i yedim ya. Bu bir tık kötü oldu ama Lord'la beraber de zaten içeri pek giremeyecektik. Çünkü kule altı dive konusunda şu an çok iyi bir durumda olduğum söylenemez. Herkese eşit farma yaklaşmaya başladım. Tigreal'ı güzel bozdular. Ama 3 kere topladı bizim takımı. Bizim takım... o. Hepsi öldü. Bu gidişatla lose'layacağız çünkü tek farm bendeydi. Herkes bana yetişmeye başladı. Güzel bir fight'la son avantajımı kullanmam gerekiyor şu an. Son bir avantajım var. Onu güzel bir şekilde kullanırsam maçı kazanırız. Fight için toplanalım şöyle adam akıllı. Savunmaya döndüm build olarak. Tam oradan arkalarım aslında ben. Geliyorum. Beni bekleyin, arkalarız. Tick flashladık. Yine 3 kişiyi aldı götürdü sanırım. Hepsi nasıl becerdi ölmeyi? Çıktım ama burada tutmamın imkanı yok. Ölümsüzlük, Zonya falan yapamam hemen. Gold yok zaten, item yok. Şöyle deneyeceğim. Yok, sabitlendim direkt. Bitti maç.
Olsun, güzel maçtı. Bu şekilde de bitmiş oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.